Tetkarên Çapemeniya Heja ji qada Parka Musa Anter li ser navên nobedarên wijdan û edaletê em hemû bajarên Wanê ji dil û can silav dikin, xêratina we hemiya dikin. Vijdan ve adalet nöbetinden İstanbul'dan bayrağı devralmış olduğumuz vicdan ve adalet nöbetinden bir kez daha vicdanında insanlığa dair en ufak bir değer kalan tüm insanlığın fertlerini saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyoruz. Bugünkü grup toplantımıza yaklaşık olarak 1,5 saatlik bir gecikmeyle ancak başlayabiliyoruz. Çok açık ve net ifade etmek gerekir ki bir kez daha Van şehrinde, bu kadim şehrinde insanlığın kimliği olan vicdandan korkunun engelleriyle karşılaştık. Bir kez daha vicdan ve adalet çağrısı, vicdan ve adalet hareketi engellenmeye çalışılıyor, barikatlarla durdurulmaya çalışılıyor. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizler durmayacağız, faşizmi durduracağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu ülkede eşitlik, özgürlük, adalet tesis edilinceye kadar durmayacağız. Çünkü biz durursak, çünkü vicdanlar susarsa, çünkü adalet tecelli olmazsa bugüne kadar topluma dayatılan felaket daha da derinleşerek daha fazla can kaybına yol açacak. Daha fazla insanların acı çekmesine yol açacak. İşte HDP tam da bu noktada legal demokratik siyasetin tıkanmış olan tüm kanallarını bir kez daha çözümün yegane adresi olarak vicdan ve adalet hareketini başlatıyor. İstanbul'da İstanbul halkının hür iradesiyle seçmiş olduğu Selahattin Demirtaş'ın seçim bölgesinden bayrağı devraldık. Ve bu bayrağı yine halkın, Van halkının hür iradesiyle seçtiği, parlamentoya gönderdiği ama faşizmin halkların iradesini reddeden bakış açısının darbesiyle milletvekilliği düşürülen, parti üyeliği düşürülen, genel başkanlığı düşürülen Van kentinde bu bayrağı bir hafta yükseltmenin arayışı ve çabası içerisinde olacağız. Müsaadenizle sözü Van halkının hür iradesiyle seçmiş olduğu ve ilelebet vicdanımızda, yüreğimizde, düşünsel dünyamızda bu halkın vekili olarak kalacak Figen Yüksekdağ'a sözü bırakıyorum. Değerli halkımız, sevgili arkadaşlar, onur, vicdan ve adalet yolundan ayrılmayanlar, hepinize merhaba. Her türlü baskı, yasak, abluka koşullarında adalet mücadelesinden vazgeçmeyen sizleri selamlıyorum. Ahmet ve İstanbul'dan sonra Van'da da yaşamınıza kurulan hapishanelere inat, halkın özgür iradesini büyüteceğinize inanıyorum. Hiçbir hapishane düzeni baki değildir. Kendisi için sınırsız serbestlik, halklar içinse itaat ve esaret isteyen hiçbir iktidar kalıcı olamaz. Bugün vicdan ve adalet nöbetini demir bariyerlerle halkın seçilmiş temsilcilerini, gazetecilerin, kamu emekçilerinin, demokratik siyasetçilerin çevresini taş duvarlarla kuşatanlar da kalamayacaklar. Her yerde ve her demokratik biçimde direnmeyi bilenler. Bütün kuşatmaları kaldırmayı da bilirler. Diyarbakır'dan İstanbul'a, Van'dan İzmir'e el ele veren halklarımız demokratik birliğiyle adalete giden yolu açacaktır. Bugüne kadar haksızlığın, adaletsizliğin, ölümün ve zulmün binbir çeşidiyle karşılaşan Van halkının vicdan ve adalet hareketimizde yeni ve güçlü bir döneme yaratacağına inanıyorum. Van'ın en zor şartlar altında onurlu duruşunu kırmaya çalışanlar, bugüne kadar başaramadıklarını bundan sonra da başaramayacaklar.
bütün belediyelerine el konulan, seçimle göreve gelen eş başkanları tutsak edilen ve iki milletvekilliği gasp edilen bir kent olarak Van, adaletsizliğin zirvesini yaşamıştır ve adalet mücadelesini de zirveleştirmek durumundadır. Van'a reva görülen bu zulüm ve haksızlık HDP'ye oy versin ya da vermesin, bütün Vanlılara yapılan bir hakarettir. Zorla, hukuksuzlukla elde ettikleri gücün sarhoşu ve kibirlerinin esiri olan iktidar sahipleri bilmeli ki mazlumun hakkı zalime kalmaz. Elbette bizlerin ellerinde ve mücadelesinde adalet yerini bulur. Bugün işte bu inançla el ele vermenin, hakkı gasp edilen ve onuruyla, vicdanıyla yaşamak isteyenlerin adalet çağrısına her yerde ses olmanın zamanıdır. Birlikte başarabiliriz. Yine hep birlikte adaleti kazanabiliriz. Bu inançla değerli Vanlıları, il ilçe yöneticilerimizi, destek veren tüm demokratik kurumları saygıyla selamlıyorum. Figen Yüksekdağ, Bir Nolut ve Tıpkı Hapishanesi Kandıra Kocaeli. Engeller ne olursa olsun, barikatlar, bariyerler ne olursa olsun, hiçbir güç ve kudret vicdanı ablukaya alamaz, insanlığın vicdanını zulme karşı suskun kılamaz. Bugün bu coğrafyada bir kez daha tanık olduk ki il teşkilatımızdan Musa Anter Barış Parkı'na gelinceye kadar vicdan ve adalet diyen insanlar gözümüzün önünde gözaltına alınmaya çalışıldılar. Vicdan ve adalet diyen, selam veren insanlar tehdit edildiler gözlerimizin önünde. Musa Anter Barış Parkı'nın kendisi ablukaya alınmış durumda. Musa Anter Barış Parkı'nın kendisi izolasyona alınmış durumda. Değerli kardeşlerim, tam da buradaki fotoğraf Türkiye'ye dayatılan fotoğraftır. Şu anda 4 Kasım darbesiyle milletin seçmiş olduğu irade olan Selahattin Demirtaşlar, Figen Yüksekdağlar, Tuğba Hezerler, Faysal Sarıyıldızlar, Nursel Aydoğanlar bir şekliyle vekilliği düşürülmek istenen tüm bu seçilmiş insanlar özü itibariyle halkının hizmetkarı, halkının sözünün sözcüsü oldukları için bu muameleye maruz kaldılar. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugün bu park nasıl abluka altındaysa, barış talebi nasıl yok edilmek isteniyorsa, özgürlük talebi nasıl yok edilmek isteniyorsa, Türkiye'de 7 Haziran seçimlerinden sonra açığa çıkarılan, açığa çıkan milletin iradesinin kendisi özü itibariyle yok edilmek istendi. Ve bugün nasıl bu Barış Parkı abluka altına alınıyorsa, özü itibariyle 4 yıldır neredeyse adım adım barış masasını, müzakere masasını çökertmenin planını yaptılar. Suruç'tan başlayan ve Ankara gar patlamasına kadar devam eden süreçte adeta kan dökerek, barış masasını devirerek bir iktidar devşirmeye çalıştılar. Peki ne oldu? Demirtaşları, Figen Yüksekdağları, milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı, gazetecileri, legal demokratik siyasetin aktörlerini cezaevine koyarak ne elde ettiniz? Hangi amacı, hangi ulvi amacı güçlendirdiniz, kayyumleştirdiniz? Ehli Basri mensupları, hiçbir şüpheniz olmasın. Susmadık, susmayacağız. Bu halk hiçbir zorba rejime, hiçbir dayatmaya boyun eğmedi. Bundan sonra da boyun eğmeyecek. Partinin sözcüsü Ayhan Bilge. Ayhan Bilge'ni bir iki kelimeyle ifade etmek gerekirse o bir insan hakları savunucusu. Ayhan Bilgen
dün de zalimlere karşıydı. 28 Şubat'ta mazlumların yanındaydı. Cizre'de vahşet bodrumunda insanlar diri diri yakılırken yine mazlumların yanındaydı. Bugün de Ayhan Bilgen mazlumların sözcüsüdür. Ayhan Bilgen tek kelimeyle ifade edersek vicdanın, insan vicdanının ta kendisidir ve şu anda devam eden bir yargılamanın tutuklu sanığıdır. Ayhan Bilgen tıpkı İskilipli Atıf Hoca gibi hiç söylemediği bir sözden dolayı şu anda tutuklu yargılanıyor. Her fırsatta İskilipli Atıf Hoca'ya atıfta bulunanlar, bugün Ayhan Bilgen'e yönetmiş olduğunuz uygulama tıpkı İstiklal Mahkemelerinde mazlumların kanına el sürmüşlerin uygulamasının aynısını ortaya koyuyorsunuz. İşte aynaya dönüp baktığınızda nasıl bir haliyet-i ruhiyet içerisinde bu ülkeyi talimatlarla, yargıyı talimatlarla yönettiğinizde bir kez daha açığa çıkmış oluyor. Değerli kardeşlerim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ihtisas komisyonları var. Bu ihtisas komisyonlarından bir tanesi de İnsan Hakları İhtisas Komisyonu'dur. Bu komisyonun iki HDP üyesinin ikisi de şu anda tutuklu cezaevinde. Birisi Ayhan Bilgen, birisi Burcu Çelik Hanım, Muş milletvekilimiz. Buradan bir kez daha Selahattin Demirtaş'lara, Figen Yüksekdağ'lara, Ayhan Bilgenlere ve tutuklu bulunan bütün milletvekillerimize, bütün belediye başkanlarımıza binlerce kez selam olsun. Peki milletvekilleri, bu milletin iradesi, bu milletin seçilmişleri, parlamento iradesi, millet iradesi darbelenir, cezaevine konulurken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ne yapıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı adeta meclisin itibarını 5 trilyonluk arabalarla kurtarmaya çalışıyor. Meclis Başkanı'na buradan bir çağrımız var. Siz meclisin itibarını 5 trilyonluk arabalarla kurtaramazsınız. Bu meclisin itibarı Selahattin Demirtaşlar, Figen Yüksekdağlar, milletvekilleri cezaevine konulduğunda yerlerde sürüklenmeye başlandı. Ve şu anda siz olay mahallinden 5 trilyonluk araçla uzaklaşmanın çabası ve gayreti içerisindesiniz. Bir kez daha meclis başkanına çağrımızdır. Gelin insanlık onurunun kurtarılması çabasında siz de bir rol, siz de bir misyon sahibi olun. Hiç şüpheniz olmasın. İnsanlığın en büyük sermayesi onurudur. Her şeyinizi, koltuğunuzu, makamınızı, mevkinizi kaybedebilirsiniz. Bütün bunlar emin olun geri gelir. Ama onurunu yitiren bir halk, onurunu yitiren bir topluluk, onurunu yitiren bir birey bir daha onu zor kazanır. Gelin vicdan ve adalet nöbeti aynı zamanda bütün insanların yüksek onura sahip olmasının bir yolu, bir çözümü, bir adımıdır. Değerli basın mensupları, bu coğrafya aynı zamanda darbeler coğrafyasıdır. 7 Haziran millet iradesine tahammülsüzlüğün sonucu olan seçimi Kasım'da yenileme çabası maalesef onunla da sınırlı kalmadı. Van halkı yüksek bir oranda iradesini açığa çıkararak kendi hizmetkarını seçti. Kanun hükmünde kararnamelerle, olağanüstü hal rejimi darbesiyle milletin iradesi şu anda cezaevinde. Ben sorarım size, bu şehrin seçilmiş iradesi Bekir Kaya şu an nerede? Bu halk seçtiği, hür iradesiyle seçtiği belediye başkanını cezaevine koymak kimin haddine düşmüş? Diba Keskin,
Erciş Belediye Başkanı, Handan Bağcı, Özalp Belediye Başkanı, Aygül Binal, İpek Yolu Belediye Başkanı, Abdülkerim Sayan, Roşbin Çetin, Edremit Belediye Başkanları, İhsan Güler, Başkale Belediye Başkanı, Zeki Yıldız, Gürpınar Belediye Başkanı. Bütün bunlar kayyum uygulamasıyla şu anda cezaevinde bulunuyorlar. Bunun tek bir anlamı var. Bu faşist iktidarın, bu faşist rejimin milletin iradesine miskali zerre kadar bir tahammülü yok. And olsun ki bu milletin seçilmişleri, bu halkın seçilmişleri tek bir tanesi cezaevinde kalıncaya kadar bizler susmayacağız, bizler durmayacağız, faşizmi durduracağız. 12 Eylül faşist cuntasında tek tip elbise dayatmasının nasıl trajedilere yol açtığını bu toplum çok iyi biliyor. Tek tip elbise dayatması özü itibariyle bir işkencedir. Bu işkencenin hedefi de çok açık ve ne söylüyorum, legal demokratik siyasetin şu anda cezaevinde bulunan aktörleridir. Nasıl ki olağanüstü hal rejimini biz devlete uyguluyoruz deyip cuntanın başarmadığı, cuntanın gerçekleştiremediği darbeyi muhalefete gerçekleştirdiniz. Bu uygulamayla da bir kez daha legal demokratik siyasetin, muhalefetin, insan hakları savunucularının bir bütün olarak insanlık mücadelesi veren tüm aktörlerin adeta cezaevini içerisinde bir işkencehane kurmanın arayışı içerisindesiniz. Bu tablo ancak ve ancak kaybedilmişliğin göstergesi, kaybedilmişliğin ifadesidir. 12 Eylül junta uygulamasına ve tek tip elbise dayatmasına Rahmi Yıldırım'ın bir beyanı var. 12 Eylül junta girişiminde tek tip elbiseyle mahkemeye getirilen tüm mahkumlar elbiselerini yırtıp iç çamaşırıyla bir eylem ortaya koydular. Ve Rahmi Yıldırım diyor ki junta yönetimi hapishaneleri işkence merkezi haline getirmişti. Tek tip elbise işkence aracı olmuştu. Bir kez daha bu grup toplantımızdan Musa Anter Barış Parkı'ndan Van halkının yüreğinden bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Bir kez daha haykırıyoruz. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek. Ülkeyi öyle bir hale getirdiniz ki kaybetmişliğinizi gizlemek için her gün baskının dozunu bir merze daha arttırmakla çareyi buluyorsunuz. Oysaki zulümle abat olunmaz. Zulümle abat olanın sonu felakettir. Bunu en iyi bilenlerden bir tanesi de sizsiniz, siz olmalısınız. Siyaset, sorunlara çözüm arama mekanizması, mecrasıdır. Eğer siz siyasetin dilini diyalogtan çıkarıp husumete, kine dönüştürürseniz toplumun en az yarısı size nefret duygusuyla bakar. Eğer siz siyaseti sorunları çözmenin aracı olmaktan çıkarıp zorun rolü, zorun gücü haline dönüştürürseniz toplumda barış, toplumda kutuplaşma, toplumda boğazlaşmaya zemin hazırlamış olursunuz. Bakın Beşiktaş Konyaspor maçında meydana gelen hadise, taraftarların birbirini terörist olarak nitelendirmeleri senin son 3 yıldır bu ülkeye dayatmış olduğun siyasetin, amigo siyasetinin ancak ve ancak bir sonucudur. Eğer bir siyasi lider, bir genel başkan ağırlığını bilmezse, toplumu kutuplatırsa, amigoluk yaparsa tabiri caizse, taraftar da sahaya iner. İşte Türkiye bu raddeye gelmesin diye, Türkiye bu noktadan çıksın diye HDP susmayacak, faşizmi durduracak. Bundan dolayı vicdan ve adalet nöbetiyle milyonlara bir kez daha çağrımızdır.
Susmayalım, susmayalım, faşizmi durduralım. Durmayalım, hep birlikte faşizmi durduralım. Bir kez daha yüksek bir sesle AKP Genel Başkanı'na çağrıda bulunuyorum. Faşizmin yolu çıkmaz sokaktır. Bugüne kadar dünyanın neresinden bakarsanız bakın, faşizmi bir çare olarak, baskıyı bir çare olarak, yok etmeyi bir çare olarak gören bütün anlayışlar bu çıkmaz sokaktan hem kendileri hem de halklarını hem de topluluklarını büyük acılar yaşatarak bir felaketin eşiğine getirmişlerdir. Her fırsatta dünyanın liderlerine ahkam kesiyor. Ve diyor ki, ey Almanya diyor, sen hasbelkader zenginliği yaşamışsın. Almanya hasbelkader zenginliği yaşamadı. Almanya faşizmle yüzleştiği için, tekçilikle yüzleştiği için, çoğulculuğu bir zenginlik olarak gördüğü için zenginleşti. Almanya'nın 70 yıldır, 80 yıldır terk etmiş olduğu bir rejime bu ülkeyi geri göndermenin çabasını ortaya koyuyorsun. Doğrusunu ifade etmek gerekirse bu konuda en doğruyu söyleyen, en hakikati söyleyen onların MYK üyesi Ayhan Oğan oldu. Çok açık bir dille ifade etti. Çok açık bir dille itiraf etti ki yeni bir devlet inşa ediyorlar. Şimdi de ona böbürleniyorlar. Şimdi de ona kem sözler söylüyorlar, azarlıyorlar. Hiç kem sözler söylemeyin. Aynen de yapmak istediğiniz budur. Yeni bir devlet inşa etmek istiyorsunuz. Ama bu yeni devlet değil. Bu denenmiş, sınanmış insanlığa, bu topraklardaki insanlara acılar yaşatan bir zihniyettir. O zihniyet ki Şehzade kıyamını yaşattı. O zihniyet ki Koçgiri'yi, Zilan'ı yaşattı. O zihniyet ki 12 Eylül askeri cuntasını yaşattı. O zihniyet ki Dersim katliamını yaşattı. Şimdi devletin eski sahipleri, devletin yeni sahipleri, herkes kendi formatını, kendi ideolojisini devlete bir format olarak çekiyorlar. Ve bu formatı çekerken de kocaman bir yalana, 70 yıllık bir yalana sığınıyorlar. Devletin beka sorunu varmış. Devletin beka sorunu yok. Devletin adalet sorunu var, adalet sorunu. İşte o adalet sorunu da vicdan ve adalet nöbetiyle, vicdan ve adalet çığlığıyla, vicdan ve adalet dalgasıyla inşallah bizler aşacağız. Bizler aşacağız ki gelecek nesillere onurlu bir barışı, onurlu bir geleceği armağan edeceğiz. Sizden öncekiler köy yakarlardı. Siz şimdi şehir ve kasaba yakıyorsunuz. Sizden öncekiler de tekçiydi. Sizler de tekçisiniz. Sizden öncekiler de ekranları karartırlardı. Siz de şu anda ekranları karartıyorsunuz. Dolayısıyla bu toplum iki ucube arasında bir tercihte bulunmaya zorlanamaz. Biz HDP olarak bu ülkenin bütün seslerinin, bütün renklerinin soluğu olmaya devam edeceğiz. Biz HDP olarak bir kez daha bu coğrafyada eşitlik, özgürlük, adalet ve onurlu bir barış tecelli oluncaya kadar asla ve kata bu mücadeleden, demokrasi mücadelesinden, eşitlik mücadelesinden, özgürlük mücadelesinden, onurlu bir barış mücadelesinden asla ve kata vazgeçmeyeceğiz. Değerli basın mensupları, sözlerime son vermeden önce şu an itibariyle topluma yaşatılan bütün bu baskı, bütün bu zor ve zorbalık rejiminin bir temel dayanağı var. Devletin beka sorunuymuş Rojava'da Kürtlerin statü sahibi olması. Devletin beka sorunuymuş Güney Kürdistan'da Kürt halkının bağımsızlık referandumuna gitmesi.
bir kez daha söylüyoruz. Eğer siz Kürtler kardeşimdir dediğinizde samimi iseniz, dürüst iseniz, Rojava'da Kürt halkının statüsüne kavuşması neden bu devletin beka sorunu olsun? Eğer siz miskali zerre kadar Kürtler konusunda, kardeşlik konusunda miskali zerre kadar bir samimiyetiniz varsa, Güney Kürdistan'da Kürt halkının referanduma gitmesi, sandık başına gitmesi neden sizin beka sorununuz olsun? Tam tersine, bu toplumun, bu devletin en büyük çıkarı Kürt kardeşleriyle ekonomik, sosyal, ticari ilişki geliştirmesidir. Bakın 3 yıl boyunca, 4 yıl boyunca neredeyse bütün dünyada ticaret hazminin en büyüğü Güney Kürdistan'la yapılan ticaretiydi. Şimdi artık bunu test etmenin zamanı gelmiştir. Aklınızla, vicdanınızla bir kez daha soruyoruz. Eğer Rojava'da Kürtler değil de Türkmenler statü kursaydı siz aynı reaksiyonu mu gösterirdiniz? Eğer Güney Kürdistan'da Kürt halkı değil de Türkmenler bağımsızlık referandumuna gitseydi siz aynı refleksi, aynı tavrı mı ortaya koyardınız? Bir de çıkmış Selahattin Demirtaş'a terörist diyor. Ve Selahattin Demirtaş'ı milletvekillerimizi 53 Kürt kardeşimin katline sebep olduğu diyor. Çok açık ve ne söylüyor? Sen Kürtleri kardeşin olarak görmüyorsun. Senin kardeşin olarak gördüğün birkaç Kürt tipi var. Mesela bunlardan bir tanesi de kendisinin deyimiyle Bekir Bozdağ kardeşliğidir. Bekir Bozdağ'ın kardeşliğiniz mübarek olsun. Mübarek olsun. Tepe tepe kullanın. Ancak Kürt halkının ve Ahmet-i Hane'nin bir destanı var. O destanda kahramanlar var, memler var, zinler var, mirler var, değerler var. Ama o destanda bir de bekolar var. Bekolar sana mübarek olsun, arzında olsun ve aşk olsun ki biz memlerin, biz zinlerin izinde olacağız. Bu halk özgürlüğüne kavuşuncaya kadar bu halkın hizmetkarı, bu halkın değerlerini savunmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bir kez daha buradan Selahattin Demirtaş'lara, Figen Yüksekdağ'lara, bir kez daha cezaevinde bulunan basın mensuplarına, bir kez daha cezaevinde bulunan insan hakları savunucularına binlerce kez selam olsun. Binlerce kez selam olsun ki Bekir Kayalar şahsında bütün belediye başkanlarımız halkının hizmetine kavuşuncaya kadar bizler bu ülkeye barışı, özgürlüğü ve adaleti armağan edinceye kadar bu çabamızdan asla ve kata vazgeçmeyeceğiz. Her birinize bu grup toplantısından bir kez daha selamlarımı, bir kez daha saygılarımı ifade ediyorum. Bümin de khayru khashi da, bümin de navakhire da, emi bi khayru khashi. Heft roş livi qadibin. Emi roş bi roş pelin, pelin vicdan, o pelin adaleti bilin bikin daha kubraji bahravani lehemmu aha Mezopotamya o lehemmu aha Anatolia bibi lehiyeki lehiyeki vicdan daha kubra faşizm jvi lehiye jvi lehiye şun ve gafba veje daha kubra carektin levi ernigariye hesten mirovayye hesten vakiviye tov bide o şim bide. Bir kez daha Van halkına en içten duygularımla selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. İnanıyorum ki bu bariyerler, bu zor aygıtları, bu zorbalık aygıtları vicdanlarımızın, Van halkının vicdanlarıyla buluşmasına engel olmayacaktır. İnanıyorum ki Türkiye toplumuna dayatılan bu deli gümleğini biz vicdanın sesiyle, adaletin isteğiyle yırtacağız. Çünkü bu toplum faşizm gömleğini, bu toplum deli gömleğini asla kabul etmedi, 70 yıldır kabul etmedi, bundan sonra da kabul etmeyecektir. En derin saygılarımızı sunuyoruz. Muhiratın sersera seçavar altına.